Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle size bu videoda neler seyredeceksiniz, azıcık onlardan bahsetmek istiyorum. Hatta öncelikle geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun diyeyim. Bu şekilde bir giriş olsun. Çünkü Kurban Bayramı'nda çok böyle kamerayı karşıma alıp konuşma fırsatı yakalayamadım. Neden derseniz, iş bayramıydı yani bizim için. Aslında Kurban Bayramı tabii ki de bir bayram ama işten güçten açıkçası hiç gerçekten kendimle ilgilenip bayramlık kıyafet denilen şeyi bile ikinci günün akşamına doğru ancak giyinip hatta Instagram'da fotoğraf paylaşmıştık. İş, o kadar çok iş vardı ki eşim sağ olsun yardımcı oldu. O yardımcı olmasına rağmen yine de çok yoğun bir bayram yaşadık Ahmet Han'la beraber. Bayram dediysem bizimkisi sadece hani böyle iş bayramı gibi bir şey oldu. Çünkü gurbette olunca ne bir akraba ziyareti, ne bir el öpmeye gitmek, ne bir anneanne babaanne görmek. Tabii bizde bunlar olmuyor. Sadece kendimiz iş yapıyoruz yoğun bir şekilde. Tek iş bayramı bu bizim için. O yüzden dediğim gibi kamerayı karşıma almak pek de gerçekten zaman yakalayamadım yani bunun için. Ve şu anda da sizlerle ön konuşmayı bilerek yapıyorum ki ne seyredeceğinizi bilin diye öyle bodozlama videoya dalmayayım istedim. Sizin seyredeceğiniz şeyler kamerayı yakaladığım kadarıyla yaptıklarımızı çekmeye çalıştım açıkçası. Kurban Bayramı'nda biz geçen sene yaptık, çok beğendik, bu sene de yaptık diyeyim. Ama bundan sonra sürekli olarak yapacağımız bir şey kavurma yapıyoruz eşimle beraber. Eşim daha çok anlıyor, o yapıyor aslında. Ben genelde seyirci olarak kalıyorum. Çünkü böyle etle çok haşır neşir olmayı sevmiyorum. İlk evlendiğimde hiç dokunamıyordum. Asla değemiyordum bile böyle. Ama şimdi hani bir kuple şöyle 3 parmağımla falan tutuyorum. Hani eşim bazen bıçakla bir şey yapacak oluyor. Tut kenarından diyor ama ben şöyle tutuyorum. Emanet tutuyorum eti. Böyle çok etle haşır neşir değilim henüz. Ama iş başı düşünce de mecburen tutuyorsunuz. Böyle hafif midem havada bir şekilde. Her neyse eşim yaptı genelde. Ben de onun yanında seyirci olarak katıldım Kurban Bayramı'ndaki işlere. Bu durumda şu an seyredeceğiniz ilk şey Kurban Bayramı'ndaki kavurma. Buyurun. Kızlar, Kurban Bayramı'ndan hepinize yeniden selam. Kurban Bayramı'nda neler yapıyorsunuz? Bizler son 2 senedir bu şekilde. Burada 8 kilo et var arkadaşlar. Bunu dün akşam doğramıştık eşimle beraber. Çok geç olduğu için çekmeye enerjim kalmamıştı. Şu anda ne yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz 8 kilo eti bu tencerenin içerisine koyduk. Bu büyük bir sos tencerem benim zaten biliyorsunuz. Bunun içerisine koyduk ve ilk olarak eti ateşe koyduk. Suyunu saldı. Şimdi görüyorsunuz zaten birazcık suyu var. Suyunu tamamen çekene kadar burada pişecek. Şu an 1,5 saattir pişiyor böyle kısık ateşte yavaş yavaş. Daha sonra biraz daha biz bunu pişireceğiz tabii. Kısık ateşte yine olmak üzere. Şöyle göstereyim. Şurada da bir şey var çünkü. Ondan bahsedeceğim size. Şu gördüğünüz de bir yağ. Hayvanın iç yağı bu arkadaşlar. Ne kadar berrak diye soracak olursanız da biz bunu önce burada erittik. Hatta eşim onun öncesinde bunu kıydırdı. Makineden geçirdi. Daha sonra eve geldi. Biz bunu erittik. Erittikten sonra bir tülbentten geçirdik. İçindeki hiç şey kalmasın diye. Sonra burada bekletiyoruz bunu. Bu yağdaki amacımız bu etin koruyucusu şeklinde. Yani bu eti korumak için biz onu kullanacağız. Bu et böyle suyunu çektikten sonra o yağı buna ekleyeceğiz komple. Daha sonra 15 dakika daha o yağla pişireceğiz. Sonrasında da işin olay kısmı şu kaplar. Bunlar normal bir kağıt kap arkadaşlar. Hani bir özelliği yok. Normal kağıt kap. Kapakları da var bunların. Eti bunlara böyle pay ediyoruz komple. Pay ettikten sonra dondurucuya ben bu kaplarla koyuyorum. Bu kaplar yarım kilo falan alıyor. Bunlardan toplamda 20 tane falan çıkıyor. Biz bunları dondurucuya bu şekilde kapaklarını kapatıp koyacağız. Daha sonra istediğimiz zaman bana büyük kolaylık oluyor. Bazen sadece bu kabın bir tanesini çıkartıyorum. Eritiyorum, yanına bazen pilav pişiriyorum. Hatta burada çok meşhurdur bu kavurmalar. Biz de zaten burada öğrendik. Kavurmalı yumurta yaparlar bunlardan. Bunlar böyle çıkartırlar. Zaten bu kabı böyle hemen et içindeyken ters çevirdiğinizde buzuyla beraber düşüyor.
Doğrama tahtasında da eti böyle güzel güzel doğruyorsunuz buzlu haliyle. Sonra tavada üzerine güzel bir yumurta kırıyorsunuz. Kavurmalı yumurta efsane oluyor. Burada öğrendik bunu. Bundan sonra da tamamen uygulayacağımız bir yöntem Kurban Bayramı'nda. Kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Şimdi ben etimin burada iyice suyunu çekmesini bekliyorum. Bir yandan da kıymalarımı hazırladım. Onları dondurucuya koydum. Sırada bu işlem kaldı. Hatta en son bu işlem kaldı. Bu da bittikten sonra Kurban Bayramı'nı artık kapanışını yapacağız inşallah. Şimdi kaselere ekleme zamanı. Bekledik, bekledik, beklediğimize değdi. İnşallah tadı da çok güzel olmuştur. Şimdi ben bunun yanına pirinç pilavı yapacağım. Akşam yemeğini de o şekilde geçiştirelim istedim. Hemen böyle bir kasesini kendimize ayıracağız. Geri kalan hepsini buzluğa atacağız. Evet, hepsini paylaştırdık. Şimdi üzerlerine o iç yağdan koyacağız birazcık. Onu da eklemiştik ve 15 dakika kadar da onunla pişmişti. O yağı koyuyoruz çünkü bozulmasın diye. Aslında etin koruyucusu gibi bir şey. O yüzden onu da ekleyeceğiz. Daha sonra kapaklarını da kapatıp dondurucuya atacağız. Ama onun öncesinde kendimize de yemek için birazcık ayırdık şurada. Şimdi ben pilavı da hazırladım. Köpüklü bir ayran yapacağım. Evet kızlar, kavurmaların size son halini göstermek istedim. Donduktan sonraki halinde şöyle. Şu an zaten çok donuklar. Bunları dediğim gibi çıkartıp bir 15-20 dakika sonrasında şöyle kabı tamamen ters döndürdüğünüzde komple et buzuyla beraber doğrama tahtasına düşüyor zaten. Onu buzluyken böyle dilimliyorlar ince ince. Daha sonra da üzerine yumurta kırıp yiyorlar. Biz bunu burada öğrendik. Çok beğendik. Sizlere de söylemiş olayım. Şurada da kıymaları şu şekilde koydum. Bunu da yine Instagram'da görmüştüm. Bu şekilde oklava ile bunları ince hale getirip daha sonra aradan hafif daha bir incelik bırakıyorlar. Şöyle gösterebilirsem. Buradan en azından kıyma fazla gelirse yarısını kullanmak için çok güzel bir yöntem. Ben de bu şekilde yaptım. Şunu da koyalım. Son halleri bu şekildeydi. Dediğim gibi Kurban Bayramı'nda çok böyle aktif bir şekilde video çekme fırsatı yakalayamadım. Yoğun yoğun iş temposundan dolayı. Sizlere de fikir olması açısından bunu çekeyim istedim.
kavurma için et 8 kiloydu. O iç yağ da 2 kiloydu. Yani 8'e 2 şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Bu şekilde benden de sizlere bir fikir olmuş olsun. Belki birçoğunuz bunu çoktandır biliyor. Serpil, bunu yeni mi öğreniyorsun falan diyenleriniz de vardır belki ama bilirsiniz bizim o taraflarda, yani eşimin tarafında daha çok mesela, et yemekleri biraz daha geri planda. Zeytinyağlı daha hafif yemekler olur. Ama doğuda maşallah her yemeğin içerisinde et var. Burada eti çok seviyorlar. Biz de buraya ayak uydurduk birazcık ve biz de çok sevdik eti. O yüzden burada daha belki öğrenmediğimiz birçok yöreye göre yemekler var ya da yapılış şekilleri var bilmediğimiz. Hepsini yavaş yavaş bizler de öğrenip buradan gittiğimizde de devam ettirmeyi düşünüyoruz aynı şekilde sevdiğimiz şeyleri. Sizlere de en azından böyle sunmuş olayım istedim. Çocukluğumda Kurban Bayramı'nda böyle bahçede, o zamanlar hani kesmişlerdi bir dönem. Kimle kestik, nasıl oldu, hiç neredeydik hiç hatırlamıyorum. Silik. Ama hatırladığım tek şey hayvanın can çekiş anı. Ve çocuktum, pencereden gördüm onu. Çok etkilenmiştim. Gerçekten çok etkilenmiştim. Ağlamıştım ve o eti asla yememiştim. Aynı şekilde balıkta da böyle kötü bir anım var. Ben balığı da neredeyse evlendikten sonra yemeye başladım. Gerçekten nasıl diyeyim, çocuklar için büyük bir travma oluyor böyle şeyler. Şimdilerde de eşim kurban kesmeye gittiğinde bazı arkadaşları eşlerini de götürebiliyor. Ama ben asla gitmek istemiyorum. Görürsem yiyemem çünkü. Biraz böyle nasıl diyeyim size, vicdanım acıyor nedense. Ama şey... Hani üzülüyorum birazcık. O yüzden çocukluğumdan kalan bir durum bu, bir duygu bu. Hep onu hatırlıyorum. Annem mesela bir gün balık kesiyordu. Balık ayıklıyordu. Balık kesiyordu. Bakın bunu söyleyemiyorum bile. Balık ayıklıyordu. Daha sonra ben çocuğum tabii. Böyle koridordan mutfağa doğru gittim. Baktım. Anne dedim, balıklar ölmüş mü dedim. Annem böyle elleri kanlı bir şekilde, ben öldürdüm. Demişti ve ben gözlerim böyle bölertip, anne yaptığın hataya bak. Sonra aylarca balık yememiştim. Ne aylarcası, yıllarca falan balık yememiştim. Ağlamıştım bir de, katil diye anneme bağırmıştım. O zaman kaç yaşındaydım? Çocuktum ya, hatırlamıyorum bile kaç yaşında olduğumu. Çok korkmuştum. Annemin elleri böyle şey, etli kanlı falan. Bir de üstüne Kurban Bayramı'nda da öyle bir manzarayı pencereden görmüştüm ve çok gerçekten kötü olmuştum. O yüzden ete mesela hala da dediğim gibi böyle çok böyle, hani öyle avuçlayamam eti böyle. Hala da şöyle tutarım ucuna, şöyle tutarım eti. Hala da 10 parmak avuç avuç etin içine giremiyorum. Bu da zamanla herhalde oturacak bir şey. Sonuçta hiç yemediğim şeyleri, işte balıktır. Ben çok yemek seçerdim. Annem benden çok çekti. Sadece çoko kremli ekmekle büyüdüm diyebilirim. Çok yemek seçerdim ama evlendikten sonra zaman içerisinde işte bir sene mesela hiçbir şey yemedim diyelim. İkinci sene illaki alıştım. Çünkü benim yemediğim şeyleri eşim çok seviyordu. İllaki pişiriyordum onu. O yüzden zamanla alıştım. Zamanla eti de kavrarım herhalde. Ya da hiç kavramam, bilmiyorum. Çok da meraklı değilim açıkçası böyle ellemeye. O yüzden Kurban Bayramı genelde eşimin iş yaptığı, çalıştığı ve yorulduğu bir bayram oluyor. Ben genelde kenarda böyle seyirci kalıyorum. Ama yine de çok yoruluyorum. Vallahi çok yoruluyorum. Çünkü Ahmet Han'a bakmak da bayağı bir şey istiyor, enerji istiyor. Ahmet Han sürekli etin içerisine girme çabası. İlk başta o da bir dokunamadı. Böyle eşimi getirdiğinde, ilk gördüğünde anne bu ne dedi, baba bu ne dedi falan, böyle et dedik, et dedi o da. İlk o da dokunamadı ama sonra oyuncaklarını falan getirdi. Onları falan bulaştırmaya çalıştı. Bayağı bir zor oldu Ahmet Han'la. O yüzden şey oldu bizim için, hani bu da bir anı oldu. Bu videoyu da aslında bize de bir anı olsun diye çektim ama çok fazla biz de gözükmesek de yine de bizim için bir anı oldu. Seyrettiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Benim annemin yaptığı şeyi siz çocuklarınıza yapmayın diyorum. Annem de buradan seyrediyorsa gülmüştür muhtemelen. Ben öldürdüm. Gülmüştür muhtemelen. Balığa da hala böyle avuç avuç dokunamam ama güzel yerim yani. Her neyse, yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun diyeyim.
Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız şuraya bırakacağım. Instagram'da Serpil'in evi diye aratarak Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.